Cengiz Özakıncı'yla Tarihin Bilinmeyen Yüzü programıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Dün yani 3 Mart savaş meydanlarında kanla yazılan zaferin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşlandığı gündü. Dün Türk devrimlerinin özünü oluşturan laik demokratik cumhuriyetin temel yasalarının kabul edilişinin 93. yıl dönümüydü. Biz de bu akşam 93. yılında o yasalardan biri olan hilafetin kaldırılmasına ilişkin yalanlara belgelerle yanıt verecek bu iftiraları tarihin çöplüğüne atacağız. Sizler de SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlerle, dolayısıyla kamuoyuyla paylaşabilirsiniz. Ayrıca onlarca belge göstereceğimiz bu programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşarak yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz kanal ve internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle, yani Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda programdan kısa bir süre sonra bulabilirsiniz. Hocam iyi akşamlar. Çok iyi akşamlar. Son derece önemli bir konu bu. Neden? Çünkü görüyoruz ki kamuoyunda ve çevremizde, en azından son dönemlerde, sizin tabiriniz 10 yılda bir ama özellikle bu 10 yılda biraz arttı gibi görünüyor. Çünkü belli güç imkanlarını da eline geçirenler, kimi büyük bütçeli dizilerle, işte çok izlenebilecek televizyonlarda yapılan programlarla, gazetelerle, kitaplarla bu konuyu, yani hilafet konusunu ve halifeliğin kaldırılması konusunu yeniden ciddi bir propagandayla gündeme getiriyorlar ve sanki bunu tekrar ısıtmaya başladılar. Evet. O açıdan da bunca çalışmanız ve vereceğiniz bu akşamki cevaplar hem bizim Kanal B olarak hem de bizi izleyen tüm izleyicilerimiz için son derece önemli. Çok kısa hatlarıyla iddiaları iki başlık altında size sormak isterim. Sonra hiç insicamınızı bozmadan sözü size devredeceğim. Şimdi şunu iddia ediyorlar hocam. Hı. Atatürk, Büyük Önder, İngilizlere söz verdi. Hilafeti kaldıracağım diye. Daha sonra güçlenince bundan vazgeçti. İzmir İktisat Kongresi'ne kadar hilafeti övücü konuşmalar yaptı. Hatta şunu söylüyorlar. Hilafeti istedi. Yani Atatürk halife olmak istedi. Ve fakat Lozan'da İngiliz temsilciler bizim oradaki temsilcilerimize dediler ki bak Atatürk hilafet istiyor galiba ama bize sözü var. Eğer bunu tutmazsa biz Lozan'ı imzalamayız dedi ve masayı dağıttılar. Bizim temsilcilerimiz geri geldi. Büyük Önder'e bu durumu izah ettiler. Öyle anlatıyorlar. Sonra Büyük Önder bu izahattan sonra hemen İzmir İktisat Kongresi'nde söylemi değişti. Bir anda hilafet karşıtı oldu. Sonra mecliste çeşitli hüllelerle, öyle diyor. Yani bu ayrıntılı da şimdi açmak istemiyorum. Yeri gelince açarım. Hüllelerle hilafeti kaldırdı. Ardından da Lozan imzalandı. Bu birinci iddia. Bu birinci iddia. İkinci iddia da buna maalesef bizim Atatürkçü dediğimiz, öyle görünen kimi aydınlarımız, yazarlarımız da ya yanlış bilgiden ya da kimi kasıtlı olarak alet oluyorlar. Sanırım alet oluyorlar. Çünkü sizin yazdıklarınızı okuduğumda farklı şeyler söylüyorsunuz. O da şu: Atatürk halifeliği meclisin manevi şahsiyetinde mündemiç hale getirdi. Yani korudu. Yani meclise intikal ettirdi. Nasıl desek bilmiyorum. Yani meclisin manevi şahsiyetinde korudu. Kaldırmadı diyorlar. Yani öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Bu da ikinci iddia. Şimdi bu iki iddia, bir de tabii işin dini boyutu var. Sizin o konuyla da ilgili yoğun araştırmalarınız, kitaplarınız var, onu biliyorum. Bu konuyu da gündeme getirmekte fayda var. Yani hilafetin, halifeliğin dinde yeri olduğunu söyleyenler var. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kurumun, yani İslamiyet'te böyle bir kurumun bulunmadığını kalın ifadelerle altını çizenler var. Başta Büyük Önder Atatürk olduğu gibi. Evet. Şimdi söz sizde. Şimdi en sondan başa geleyim. Yani Kur'an'da hilafet. Şimdi ben Kur'an'ı Arapçasından okuyabilmek için 6 yılımı kendi kendime Arapça öğrenmeye ayırdım. Ne zaman? 1986-1992 yılları arasında ben Kur'an üzerinde çalışma yaptım. Müthiş hocam. Kur'an'ı anlamak ve doğru anlamak.
için yaptık. Kendi Arapçada okuyabilmek için. Tabii. Vallahi biz felsefe okurken ben Gazi Üniversitesi'nde 4 sene Osmanlıca dersimiz vardı. Hepsinden kaldım. Çok zor hocam. Onun için çok büyük çok büyük bir iş başarısı. 4 yılda üniversite bitiriyorsunuz. Ama ben Kur'an'la yattım, Kur'an'la kalktım. 1986-1992 arası. Bu çalışmamın birinci meyvesi Dil ve Din adlı kitabım oldu. Evet. Kur'an'ı her konuda yeniden okurum. Bir de. Yani ortaya bir iddia atıldığı zaman, herhangi bir iddia atıldığı zaman ve o şayet dine bağlanan ve din konulu bir iddia ise oturup bir daha o açıdan tekrar okurum. Hani bilgimi tazeleyeyim. Şimdi Kur'an'da Müslümanlara önerilen yönetim biçiminin adı şura'dır. Meşverettir. Bunları da bu Bütün Dünya Dergisi'nde 2014 Kasım ayında bakın meşveret şura ayeti birinci Büyük Millet Meclisi ve ikinci Büyük Millet Meclisi'nde meclis kürsüsünün arkasına asılıdır. Bu. Meşveret ayeti. Evet. Aralarında yönetimleri kendi aralarında meşveret iledir, şura iledir. Şura oylama demek. Ve dolayısıyla kararlarını oylamayla alırlar demek o. Kur'an Hazreti Muhammed döneminde ona onun tebliğ ettiği dine inananlara yönetim biçimi olarak şurayı öneriyor. Dolayısıyla hilafet diye bir şey değil önerilen Kur'an'da. Müslümanlara önerilen yönetim biçiminin adı şura'dır. Şura'nın bilinen şura sözcüğünden türemiş meşveret sözcüğü de yine Kur'an'da geçer. Dolayısıyla Kur'an bize şura ve şura kökünden türemiş meşvereti önerir yönetim biçimi olarak Müslümanlara. Meşveret, cumhuriyetin Arapçadaki adıdır. Meşveret, cumhuriyetin Arapçadaki, Kur'an dönemi Arapçasındaki adıdır. Bu nedenledir ki Namık Kemaller, Şinasiler, cumhuriyeti meşveret sözcüğüyle anmışlardır. 1870'lerde ve bütün o dönem aydınlarımız, meşveretin cumhuriyet demek olduğunu yayınlarında yazmışlardır. Respublike olduğunu. Şimdi Kur'an'da hilafet sözcüğü, halifelik sözcüğü geçiyorsa bile bu insanlığın yaratılışından Hazreti Muhammed'e gelene kadar ki olan evrede geçiyor. Ama Müslümanlar için önerilen yönetim biçimi meşveret, yani cumhuriyettir. İşte bu nedenledir ki 1. Büyük Millet Meclisi'ne 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarına şura ayeti asılmıştır. Neye dayanarak siz böyle bir şey yapıyorsunuz diye soranlara bak, orada Allah bize bunu emrediyor, biz de bunu yapıyoruz denmiştir. Dinsizlikle suçlanacaklardı çünkü. Hazırlanıyordu padişah onları dinsizlikle suçlama. Ama onlar Kur'an ayeti ne uygun davranıyoruz dediler. Şimdi hilafet. Dinen böyle bir kurum yok yani kesinlikle. Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra onun ardılı anlamı. Halife ardıl demek. Ardıl demek yani hani öncülü, ardılı şeklinde. Yani Hazreti Muhammed'den din yönetimi o sağken o yönetiyordu.
O vefat etti. Şu halde yönetim ne olacak? Onun yerini bir yönetici alacak. İşte ona halife de demediler, emiril müminin dediler. Daha sonra halife deyimi kullanılmaya başlandı. Emiril müminin, Müslümanların emiri, başı demek. Buyurganı demek. Bu. Şimdi Kur'an'da hilafet kavramını irdelemek apayrı bir konu. Fakat bugün bizim kaldırılışının 93. yılını anımsadığımız ve üzerinde durduğumuz hilafet ise Kur'an'da geçen hilafet değil. Kaldırılan hilafetin ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi o zaman bir yani, söz alayım hocam. Kur'an'la ne alakası var? Kaldırılan hilafetle Kur'an bağdaşıyor muyu? İnceleriz. Bunu ayrı bir programda yapalım, yapalım. O zaman. Çünkü çok önemli. Yani bunun, bu makamın bir siyasi makam sonuç olarak hepimizin bildiği gibi ama dine dayamak isteyenlere çok önemli bir yanıt olur. Bu kurumun, bu kavramın dinle bir ilgisi yok. Yani bunu sizin bize ispatlamanıza ihtiyacımız Tanrı var. Tanrı böyle bir şey buyurmadı bize. Bir aracı. Tanrı'nın Kur'an'da buyurduğu şey şura. Şura. Ve buyur. Yani bir ibadet konusunda da. Ama Tanrı... Müslümanlar Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra bir yönetim kurmuşlar. O yönetimin adına da hilafet demişler. O bizi ilgilendirmiyor. Peki. Bunu ama ayrıca bir gün değerlendirelim. Tabii. Bir programda. Şimdi. Tamam. Peki köşeli parantez içinde söyleyeyim. Adem, Allah Adem'i halife olarak yarattı Kur'an'a göre. Biz de siz, ben, o, biz, siz, onlar halifenin çocuklarıyız. Nasıl olacak şimdi? Onun için bu ayrı bir konu. Çok düşündürücü bulgular var Kur'an'da bu konuyla ilgili olarak. Tanrı yarattığı insana hak ve adalet ile hükmetmeyi emretmiştir. Hak gerçeğe dayalı ve adalet eşitlik, kayırmasızlıkla yönetim yap. Bunu yapan herkes Tanrı'nın buyruğuna uymuştur. Eğer bir yönetici, bir yönetim toplumu hak ve adalet ile yönetiyorsa o kişi Kur'an'a uygun davranıyordur. Bitti, bu kadar basit. Adı halife olmuş, olmamış adının pek önemi yok. Tamam. Evet. Şimdi iddialardan işte İngilizler ne o? İngilizler Pera Palas'ta. Oradan o ne meşhur Pera Palas'tır. O ne meşhur. Ya hep oraya. Yani, evet. Pera Palas'ta demişler söz ki almışlar. Yani seni destekleriz ama halifeliği yıkman kaydıyla. Peki. O da tamam demiş. Büyük önder. Peki ama Atatürk'ün Pera Palas'tan çok önce 1907'de arkadaşı Ali Fuat Paşa'ya, ileride paşa olacak Ali Fuat'a 1907'de şayet ben elim bir gün yönetsel bir erk geçirirsem şunları şunları yaparım dediğim diyerek sıraladığı şeylerin arasında cumhuriyet var. Ona ne diyecekler? Ne Pera Palası, ne Lozan'ı. Yani Pera Palas'tan 11 yıl önce, Lozan'dan 15 yıl önce Atatürk'ün aklında cumhuriyet var. Hiç de hilafet falan düşünmüyor. Ne diyeceklerini söyleyeyim mi hemen? Heh. Ya tersten, o zaman da belki ona göre bir adam buldular işte diyebilirler. Yani şimdi, o kadar çok inceliyorum ki ben bunların bu karşı kesimin yani hilafet savunucularının yayınlarını ve yapıtlarını artık onlar gibi düşünebiliyorum. O açıdan kesinlikle onun için üretirler. Biz belki şeyden birazcık İngilizler tarafından olaya yaklaşsak sanki daha net bir şimdi çıkar bakın, ortaya. İngilizlerin hilafeti kaldırmak gibi bir derdi olmadığının kanıtlarından birini söyleyelim. Sèvres Antlaşması. Buyurun. Sèvres Antlaşması 1920 Ağustos, 10 Ağustos. Sèvres Antlaşması'nın metninde
İngilizcesini getirdim. Fransızcası da var. İngilizcesini ve Türkçesini getirdim. Bu metnin İngilizcesinde 3. bölüm Sevr Anlaşması'nda Konstantinopol başlıklı bölüm, İstanbul başlıklı bölüm. Bu bölümde ne diyor? Başkent Üniversitemiz Sevr Anlaşması'nı Türkçe'ye çevirmiş sağ olsun. Bakın burada ne diyor? Oraya biraz yaklaşsın. Yaklaşıyorlar arkadaşlar. Kamera. İş bu anlaşmanın hükümleri saklı kalmak koşuluyla bağıtlı yüksek taraflar Osmanlı hükümetinin İstanbul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına dokunulmaması. İstanbul hükümetinin Osmanlı hükümetinin İstanbul üzerindeki haklarına ve sıfatlarına nedir? Halifelik işte. Darul hilafe. Evet. Yani hilafet kenti sıfatı Osmanlı'daki. Darul saadet, darul hilafe. Değil mi? Evet. Bab-ı Ali. Bu sıfatlara dokunulmaması ne karar veriyorlar Sevr'de? Yani hilafete de dokunulmuyor. Osmanlı Sultanı'nın sıfatları aynen korunuyor. Halife sıfatı da korunuyor. Değil mi? Dokunulmaması. İş bu. Hükümete Majeste Padişah'ın bu kentte oturmak ve bu kenti Osmanlı Devleti'nin başkenti olmak bakımından özgür olduklarında görüş birliği içerisindedirler. Neymiş? İngiltere. Kendisini kısıtlayacak hiçbir şey yok olan Sevr'de, onu yani bu Sevr diktedir. Ne yazdıysa yani kabul karşılıklı edin. Müzakere sonucu karşılıklı ödünlerle oluşmuş bir metin değildir. Sevr bir emirdir. İngiltere emir veriyor. Osmanlı'ya. Osmanlı'ya diyor ki sen sıfatlarını koruyacaksın emrini veriyor Osmanlı'ya. Sen halife sıfatını koruyacaksın. Sultan sıfatını koruyacaksın. Halife kal ki diyor yani. Şimdi bana söyler misiniz İngiltere hilafet mi? Hilafeti kaldırmak mı istemiş? İngiltere'nin hilafeti kaldırmak istemediğinin kanıtı Sevr Anlaşması'dır. Bu kadar. Kanıtlarından biri diyeyim. Peki. Çok net ama. Çok net bir kanıt. Yani eğer diğeri isteseydi... Diğeri de Mustafa Kemal'in daha 1907'de Ali Fuat Cebasoy'la konuşmasında bir gün eline erk geçerse, yönetsel bir güç geçerse yapacaklarını sıraladığı zaman cumhuriyet var. Laiklik var. Her türlü modernizasyonu var ülkenin. Şimdi... Bir diğer kanıta gelelim. Yıl 1923. Henüz Lozan Antlaşması imzalanmış değilken, pardon, imzalanmış ve de Cumhuriyet ilan edilmiş. Kasım 1923'te, demek ki Ekim-Kasım, Cumhuriyet'ten bir ay sonra... Tanin gazetesinde bir bildirge yayınlanıyor. Tanin gazetesinde. Tanin gazetesindeki bildiri hilafet konusunda bildiri. Hilafet te dair başlığını atmış Tanin. Onu da getirmiştim yanımda. İyi oldu. Şimdi bu 5 Aralık 1923 tarihli Tanin gazetesinde şurada başlık hilafet meselesine dair diyor. Ve burada dediği şey Ağhan ve Emir Ali başvekil İsmet Paşa'ya
gönderilmek üzere hilafet konusunda bir mektup, İngilizce mektup gönderdiler. İşte İsmet Paşa'ya Ağahan ve Emir Ali'nin gönderdiği hilafetle ilgili mektubun Türkçe çevirisi şudur deyip basıyorlar. Şimdi bu burada bu Tallinn gazetesinde yayınlandıktan sonra İsmet Paşa bana gelmeden bir mektup nasıl oluyor da gazetelerde yayınlanıyor? Bu Ağahan ve Emir Ali ikisi de Şii iken Sünnilerin hilafet mevzuuna niye argo tabiriyle maydanoz oluyorlar? Ve İstanbul'da derhal İstiklal Mahkemesi kuruluyor. Ve bu mektubu yayınlayan Tallinn gazetesine ve ondan alarak yayınlayan birkaç gazeteye, çünkü mektubun içeriği önemli. Hı hı. Mektubun içeriği hilafet propagandası. Yani Abdülmecid'e niçin yönetsel yetki verilmiyor? Diyor mektup. Evet. Şimdi o mektubun o dava, yani İstiklal Mahkemesi'nde görülen o mektup davası, Ağahan ve Emir Ali'nin bu mektubunun davası İstiklal Mahkemesi'nde görüldü. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sağ olsun iyi bir hayırlı bir iş yaparak şey yaptı. O İstiklal Mahkemesi belgelerini aynen yayınladı. Ve biz de artık ona Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesine ulaşabilir olduk 2015'te. İşte o Emir Ali'nin filan yazdığı mektup bu, İngilizce aslı. Mahkeme dosyasında İngilizce aslı. Bu İngilizce aslında bakın ne diyor? Bize göre Halife İmam Sünni toplumun birliğini simgeler. Halife peygamberin halifesi olarak İslam Sünni toplumunun lideridir diyor. Tarihte halifeler otoriteleri zayıfladığı dönemlerde bile Müslüman padişahlar, sultanlar yine de kendi yönetimlerinin meşruiyetini halifeye onaylatırlardı. Yani onaylat diyor Ankara'ya. Evet diyor. Peki ondan sonra bu mektubun ikinci sayfası. Öyle, peki hocam. Şimdi az kaldı. Hayır, şunu söyleyeceğim. Bu mektupların İngiltere'yi bağlayıcılığı var mı? İşte onu anlatacağım şimdi. Çok güzel. Çünkü o önemli. Yani bunlar direkt İngiltere'nin mektubu. Şimdi Hindistan Müslümanları hilafet kurumunun olduğu gibi korunması için Kurtuluş Savaşı boyunca yardım yapmıştı. Bu amaçla yaptılar size yardımı. Ve bizim isteğimiz hilafetin şeriata uygun olarak aynen korunmasıdır diyorlar. Hilafetin kaldırılması İslam'ın parçalanmasını ve ortadan kaldırmasına yol açacaktır. Sakın böyle bir şey yapmayın diyorlar. Hilafetin kaldırılmasından 4 ay önce bu olay oluyor. Şimdi bu mektubun altında iki imza var. Ağahan, Emir Ali. Şimdi bu mektubun ne anlama geldiğini anlamak için Ağahan kim? Emir Ali kim? Bunları anlatacağız. O zaman anlayacak izleyicilerimiz İngiltere hilafeti kaldırmak mı istiyormuş, ne istiyormuş? Az önce okuduğumuz mektup İngiltere devleti fehimesinin kesin görüşünü yansıtmaktadır. Neden buna eminiz? Bir, imzacılardan biri Ağahan. Ağahan, Hindistanlı İsmaili mezhebinin başı, imamı. Bu fotoğrafı bu Ağahan. Bu mu Ağahan? Evet. Bu Ağahan'ın maşallah tam Ağahan. Evet, evet, evet. 1954'te anıları yayınlandı. 1952'de de onun biyografisi yayınlandı.
Şimdi burada bir bölüm var. Ahan, Secret Agent. Gizli neymiş ajan. Ahan? Gizli ajan. British Intelligence Service'in Doğu işlerine bakan, Müslüman işlerine bakan ajanının ta kendisi. Yani İngiltere Devleti'nin istihbarat örgütü görevlisinden söz ediyoruz. O mektubun altındaki imzalardan biri bu adam. Yani İngiliz İstihbarat Servisi imzalı bir mektup bu. Değil mi? Daha ne olacak? Daha ne olacak? Daha ne olsun? Daha ne olacak? Peki burada ne bu Ahan Mustafa Kemal'e ne gözle bakarmış? Söyleyelim. Alkolik ayyaş. Burada aynı. Şuraya yapar mı? Gösteririm. Lider Mustafa Kemal was drunk. Ordinarily drunk. As he so often was. İngiliz ajanı mı diyor bunu hocam? İngiliz ajanı Mustafa Kemal'e... Sarhoş diyor. Sarhoş diyor. demek ki Mustafa Kemal'e ayyaş sarhoş demenin de bir tarihsel kökenleri varmış. Temeli var evet. Kimmiş onlar? Armstrong denilen İngiliz istihbarat ajanı. İki Ahan denilen İngiliz istihbarat ajanı. Evet. Ve burada... Kendisi bu kitabında Ahan diyor ki Mudalya Anlaşması'ndan önce İngiltere bana bir gizli görev verdi. Fakat ben o gizli görevi başaramadım diyor. Yani Mustafa Kemal ona pabucunu ters giydirmiş. Yakınıyor yani ben o görevi yapamadım diye. Tekrarlıyor Mustafa Kemal alkoliktir. Tamamen dinsizdir diyor. Completely irreligious Mustafa Kemal diyor. Mustafa Kemal'e dinsizlik... atfı tarihte kimle başlamış? Evet. İngiliz istihbarat ajanı. Evet. Ve burada diyor ki Mustafa Kemal diyor benimle ilgili olarak Ahan is a special agent of English demiş diyor. Mustafa Kemal. Tespit etmiş yani. Benim hakkımda diyor. Ahan İngiltere'nin özel ajanıdır demiş diyor. Devam ediyor. Evet bu bölüm doğru diyor. Kabul ediyor. 1954'te itiraf ediyor. Yani 1954'te adamın itiraf ettiği şeyi 1920'lerde... Şurada mı hocam onu göstereyim evet. Bir arkadaşlar. That part is quite true. Tamam. O çok önemli çünkü. Evet. O çok önemli çünkü. Tamam. Çok net. Şimdi... demek ki Atatürk'ün hafızası yerinde. Yani kimin ne olduğunu gözünün içine baktığı an niteleyen ve ondan zarar görenler tabii ona ayyaşta diyor, içkici diyor, alkolik diyor, dinsiz diyor. Çünkü o görevlerini, ajanlık görevlerini yerine getirememişler. Evet. Öyle bir engele toslamışlar yani. Oradan dolayı da kuyruk acıları mevcut. Şimdi o hilafeti aynen muhafaza edin diyen mektubun altındaki imzalardan biri bu. İkinci imza Emir Ali. Emir Ali kimmiş? Emir Ali kimmiş? Emir Ali de böyle anıları ve diğer yazıları Emir Ali'nin diye bir kitap yayınlamış 1928'de. Öldüğü yıl. O şey içinde, o kitap içerisinde işte o şeyi de anlatıyor. Hilafetle ilgili mektubunu da anlatıyor. O mektubun çok kötü sonuçları verdiğini anlatıyor. Ve ondan sonra The Privy Council diye bir ara başlık geliyor. Neymiş bu Privy Council? Bu Privy Council devlet şura, İngiltere Devlet Şurası demek. Yani Emir Ali başkanı kraliçe ve kral olan İngiliz Privy Konsülü'nün devlet şurasının ki gizli üyesi. Şimdi öbürü istihbarat ajanıydı. İngiltere'nin istihbarat ajanıydı. Bu kimmiş?
Privy Council üyesi. Nereden biliyoruz Privy Council üyesi olduğunu? 23 Kasım 1923 günlü Times gazetesinde Honor for Mr. Emir Ali başlıklı bir haber var. Bu haberde Emir Ali'nin İngiliz Saltanat Şurası'na katılmakla onurlandırıldığı kral tarafından yazıyor ve yemin ederek Privy Council'e yani devlet şurasına dahil edildi diyor. Biz bu yeminin ne olduğuna bir bakıyoruz. Yani hangi yemin edilerek giriliyor bu? Biz değil hocam, ben değilim. Bunları nereden buldunuz? Bu nasıl bir araştırmadır? Böyle orada da bu Privy Council'ün kendi internet sayfası, resmi internet sayfası. Burada da orada konuşulan her şeyin gizli kalacağı yazılı. İşte o yemin de ta Tudorlar döneminden beri değişmeyen yemin metnidir diyor. İşte o yemin metni de hani çocuklar bir an durdurup sonra okuyorlar ya, bir göstersin tamamını. Ondan sonra o yemin metni de bu. Bu yemin metni aynen Garter Şövalyeleri örgütünün yemin metnidir. Ve girdiği kuruluşun arması şudur. İsa aleyhine laf edilmeyecek. Burada yazıyor. Yani kendisi Şiilerin imamı durumunda olan Seyyid Emir Ali, İngiliz devletinin en üst ve gizli organın, kralın başkanlığında, kraliçenin başkanlığında toplanan ve kararları gizli, konuşmaları gizli olan devlet, yani İngiliz derin devletinin elemanı ve bir Hristiyan tarikatında üyesi aynı zamanda. Garter Şövalyeleri diye İngiliz devlet ruhlarının hepsinin girmiş olduğu bir tarikat vardır. Garter Şövalyeleri işte o tarikatında üyesi. Şimdi gelelim o mektubun fotoğrafını da hadi gösterelim. Bu işte o mektubun altında sakın ha hilafeti kaldırmayın diyen Emir Ali de bu. Şimdi Kasım 1923'te İsmet Paşa'ya, Başbakanımız İsmet Paşa'ya İngilizce bir mektup göndererek bunu İsmet Paşa'ya ulaşmasından daha önce Hanin adlı gazetelere de ulaştırarak aynı mektubu oralarda yayınlatmasını sağlayarak, hatta önce yani Türk halkını acite ederek. Tabii işte. Türk halkına sesleniyor yani bu iki İngiliz ajanı. Tipik İngiliz oyunu bu. Evet. İşte bu mektup. Hilafeti kaldırmayın, hilafet yerinde dursun, sakın ola ona dokunmayın, Hintliler size o kurumu korumanız için para yardımı yaptılar, destek oldular diyen o mektup tabii Ankara'da şimşek yaptı ve Atatürk'ün sözü o imzacılardan biri Ahan, o Ahan zaten İngiltere'nin işte özel ajanı demiş. 1954'te 25 yıl sonra Ahan da benim için böyle demiş, doğru demiş diyor. El insaf ya şimdi yani bu adamın, gösterir misiniz arkadaşlar şu an Atatürk İngilizlere söz verdiği için hilafeti kaldırdı diyenler. Ya ne olur şu kadar delilden sonra farkına varın, işte bu adamların ağzıyla konuşuyorsunuz şu an. Evet aynen, İngiliz istihbaratı Türklerin ağzıyla konuşuyor artık. Bir takım Türklerin ağzıyla konuşmaya devam ediyor bu adamlar. Işte. Ediyorlar. Evet. Evet, onu söylüyorum. Şimdi tabii hilafet 3 Mart'ta yani bu adamlar bu mektubu yazdıktan siz mi kaldırmayın öyle mi? Tak kaldırılıyor. Ve
Halife Abdülmecid de yurt dışına sürülüyor. Evet. Şimdi Halife II. Abdülmecid'in bir hususi katibi de var yurt dışında. İşte İsviçre'de kalıyor. Oradan işte Fransa'ya geçiyor, Nice filan. Değil mi? Orada Halife Abdülmecid yurdundan nasıl sürüldü, nasıl nerelerde yaşadı falan filan diye o hususi katibi bir kitap yayınlıyor. Ne zaman oluyor bu kitap yayınlama işi? 1964'te. Yani 61 anayasasının yarattığı özgürlükçü ortamdan sadece etnik bölücüler, sadece dini bölücüler, sadece mezhep ayrılıklarını kışkırtıcılar mı yararlandı? Hayır, hilafetçiler de yararlanmış. Onun kanıtı bu. 1964. Şimdi bu beyefendi tabii tamamen bu kitap belgeleri içeriyor. Yani Abdülmecid'le ilgili yazılan diğer kitaplardan farkı, Abdülmecid'in hususi katibinin tuttuğu belgeler bu kitapta var. Öyle uydurma değil. Yani vah vah şöyle şöyle. Şimdi burada Halife Abdülmecid'in İsviçre'de okuduğu gazetelerden birinde Hindistan Hilafet Cemiyeti, işte o Türkiye'ye hilafet için yardım etti denilen cemiyetin başkanı, hilafet kaldırıldıktan sonra Bombay Chronicle'la bir şey demeç veriyor, pardon. Percival London imzasıyla neşredilmiş bir makalede diyor ki, hilafeti kaldırmayın, ne olur Mustafa Kemal halife olsun diyor. Yani İngiltere'de yayınlanan Hint Hilafet Komitesi'nin, hani hilafeti koruyun, korumak için yardım ettik diyen, işte bu ajanların şeyin, diyorlar ki ya hilafeti kaldırmayın, şey olsun, Mustafa Kemal halife olsun teklifi var. Mustafa Kemal bunu gülüyor tabii yani. Nutuk'ta da anlattığı gibi. İkinci iddia da gitti. Tabii. Yani halife olmak istiyordu, gitti. İngilizler... Nutuk da zaten onun cevabını veriyor. Bana da halife olmamı teklif ettiler, gülerim diyor yani. İngilizler istediler, o da gitti. Tersini istedikleri peki, çok açık. Peki, Halife Abdülmecid, yani sürülen son Halife Abdülmecid. Peki ne yer ne içer İsviçre'de? Kısa bir aradan sonra bunun cevabını. Ne yer ne içer? Ve o paralar nereden geliyor? Nereden geliyor? Bir kısa ara vereceğiz. Peki. Hocam. Aradan önce Ahmet Gürol Bey demiş ki, bildiğimiz kadarıyla İsmailiye mezhebi üyeleri Kur'an'ın açık hükmüne rağmen zekatlarını önderleri olan, biraz evvelki şu adam var ya, aga, ona verirlermiş. Versin. Demiş. Fırat Bayrak Bey, mecliste duran biraz evvel gösterdiğiniz ayet Şura suresinin hangi ayeti diye sormuş. Bir diğer izleyicimiz Beyza Hanım, tüm hafta beklediğimiz cumartesi gecemizi aydınlatan 38. ayet. 38. ayet mi? Evet. Programımız başladı demiş. Teşekkür ederiz. Bu hızlı hızlı bakıyorum, atladıklarımı tekrar ikinci bölümde okurum. Doktor Sururi, yaratılmış ve yaratılacak her insan Allah'ın yeryüzünde halifesi, yani ardılıdır, biraz evvel söylediğiniz mesaj atmış bize. Onun yaptıklarını yeryüzünde yapmakla mükelleftir. Adalet, eşitlik, paylaşım ve keza her insan Adem'dir demiş. Siteyi eden, altını çizen bir mesajmış bu da. Bir kısa ara vereceğim. Hem sizin sorularınızı, görüşlerinizi, hem hocamın bu konuya ilişkin, gerçekten bugün çok ilginç girdiniz hocam. Devam edeceğiz hilafete ilişkin. Yalanları bir çürütmeye. Kısa bir ara. ...93. yılında hilafetin kaldırılmasına ilişkin yalanlara, iftiralara belgelerle yanıtlar veriyoruz değerli izleyiciler. Bu iftiraları sağ olun hocam, sizin sayenizde bugün tarihin yine o çöplüğüne ait olduğu yere gönderiyoruz. Umut Bey demiş ki, Allah razı olsun hocam, bir konu ancak bu kadar net temiz işlenir. Gerçekten de öyle hocam. Yani
o kadar net şeyler koyduğumuz ki ortaya. Ne mutlu. Yani işte İngilizler istedi. İşte kendi halife olmak istedi. Gitti bitti yani. Birazcık mantıklı, izanlı bir insan şu programın ilk bölümünü izlerse bunları söyleyemez. Der ki ben bunları söylersem İngiliz ajanları ağzıyla konuşurum. Hem de dönemin İngiliz'e. Papağan gibi. Eğer bunu kabul edersen bunları söylerim der ve susar en azından, evet. Böyle düşünmese bile. İkinci bölümde de yaklaşık 35 dakikamız var hocam. İkinci bölümde de. Geriye kalan diğer iddiaları da tek tek ele alıp belgeleri görmek isteriz. Değerli izleyicilerimizden de soru ve görüşleri bekliyoruz, okuyacağım. Şimdi ...3 Mart 1924'te hilafet kaldırılınca o an için halife olan 2. Abdülmecit ve hanedan mensupları tabii yurt dışına sürülme kararı da alınıyor. Abdülmecit ilk önce İsviçre'ye gidiyor. Taşınmazlığına el konuluyor, devlet milletindir deniyor. Bir sürü şey. Ama Çarlık Fransız devrimi gibi giyotin kurulmuyor. Rus 17 Ekim devrimi gibi bütün Çar ailesi yok edilmiyor. Bire kadar kırılmıyor. Yani bir hanedan kıyımı yapılmıyor. Onların canına dokunulmuyor ve onlar yurt dışına çıkartılıyor. Şimdi burada soru şu. Ne yer ne içer demiştiniz. Hatırladım. Ne yer ne içer bu Halife Abdülmecit? Az önce anlattık ya biz Emir Ali İngiliz Devleti'nin Privy Konsülü'nde. Bu değil, bu Kaan. Da bu öbürü. Şimdi evet. Neyse. İşte o Halife Abdülmecit hususi kalemini şeye gönderiyor. Bu. Seyit Emir Ali'ye gönderiyor. Bu. Evet. Buna gönderiyor. İngiliz Privy Konsül üyesine. Son halife buna, evet. Gönderiyor yani. Ve ondan görüş istiyor. Ne yapayım ben diyor. O ne yapayım ben diyor, ona, evet. Sorduruyor. Yani ne yapmalıyım? Bana yardım edebilir misin? Ben burada bir otelde kalıyorum. Yanımdaki para çok iki ay yeter bu otele gibi. Hususi kalemi Emir Ali ile buluşuyor. İngiliz Devlet Şurası'nın üyelerinden. Emir Ali diyor ki görüşmemizin kayıt altına alınması için ne kadar samimi değil mi? Halife sever. Görüşmemizin kayıt altına alınması için ben de şu an birazcık rahatsızım. 3 gün sonra gel diyor. Bu kitapta belgeli. İşte 3 gün sonra gidiyor. Halife, eski halifenin temsilcisi. Evet. Ve orada pardon, neredeler hocam bunlar? Oraya atladım ben. Londra. Ha, tamam. Tamam. Halife Abdülmecit İsviçre'de, temsilcisi Londra'da, işte Emir Ali ile görüşüyor. Tamam. Emir Ali, yaşamanızın sonuna kadar Osmanlı hilafeti olarak sürdürün emrini veriyor. Yani hilafet kaldırıldı, artık boşu boşuna uğraşma sen demiyor İngiltere. Abdülmecid'e verdi. İngiltere, Emir Ali İngiltere demek. İngiliz Kraliyet Şurası demek. Ha, öyleyse ben ne yiyeceğim, ne içeceğim, nasıl geçineceğim? Merak etmeyin. Haydarabad Nizamı'ndan ayda 300 sterlin ömür boyu aylık bağlatıyorum size diyor ve bağlanıyor. Şimdi bu kitapta 300 sterlin olarak geçiyor. İngiltere'nin Haydarabad Nizamı aracılığıyla sürgündeki halife Abdülmecid, 2. Abdülmecid'e ömür boyu kaydıyla bağladığı aylık var. Bunun miktarı Abdülmecid'in hususi kaleminin yazdığı kitapta 300 sterlin. Fakat meğer 1300 sterlinmiş. Nereden öğreniyoruz? Diğer bir İngiliz ajanı olan Arnold Toynbee'nin Hilafetin İlgası adlı kitabından öğreniyoruz. Bu kitabın 85. sayfasında... Gösteremediler hocam. Bu kitabın 80... Şöyle, bu kitapta... Tamam. Arnold Toynbee'nin bu kitabında
1927'de yazılmış olan ve Türkçe'ye daha yeni çevrilmiş olan bu kitabında ne diyor İngiliz ajan istihbarat örgütü üyesi Arnold Toynbee, tarihçi. Ne diyor? Burada göreceksiniz. 1300 sterlin. Şurada. İşte gördük. 1300 sterlin maaş bağlanıyor. Yani halife unvanını koru diyor İngiltere. Senin sürgünde yiyip içeceğin şey ayda sana Haydarabad Nizamı kanalıyla biz 1300 sterlin de para verelim. Yaşamın boyunca ödenecek sana diyor. Şimdi bu böyle bir durum. Hani derler ya, yok işte borcu vardı şöyle falan. Çok kötü bir durum hocam. Yani. Şimdi yani son halife sonuç olarak Osmanlı'nın. Bunlar sevinilecek şeyler değil. Ya İngiltere'nin maaşa bağlamış olması, senin bir halife olarak, evet, son halife olarak İngiltere'nin maaşını kabul etmiş olman. Hiç iyi şeyler değil tabii bunlar. Ama Kuvayi Milliye can verirken, evet, sen İngiltere'nin maaşını kabul ediyorsun. Ne karşılığında acaba? Şimdi Sayın Erhan Sandıkçı'nın bir sorusu var. Bunlar yanıt oldu gerçi ama yine de okuyayım. 1924 özelinde değil de genel teorik baktığımızda İngiltere'nin az çok Müslüman sömürgeleri ayaklandırma potansiyeli olan hilafet makamından rahatsız olması akla yatkın değil mi demiş. Bence tersinden de okunabilir bu. Hemen buna cevap verelim. Peki. Yani cevap değil de bu konuyu açalım. Yani. Bu soru vasıtasıyla açmış olalım. Açalım. Bu akıllardaki bir soru gerçekten. Açalım. Teşekkür ederiz Erhan Bey. Evet, teşekkürler. Şimdi bakın, 1908 yılında Abdülhamit'e karşı, Abdülhamit'in anayasasız ülkeyi ağzından çıkan sözcüklerle yönettiği ve kimseye tarafından denetlenmediği bir yönetim biçimi 33 yıl sürdü ya. Onun sonunda 1908'de dağa çıkan subaylar onu anayasayı yeniden yürürlüğe koymaya zorunda bıraktılar ve anayasa tekrar yürürlüğe kondu ya, İngiltere ne yaptı? İngiltere Sir Grey, şöyle koyalım, Erol Ulubeli'nin İngiliz gizli belgelerinde Türkiye adlı kitabında şöyle koyalım. Sir Edward Grey, İngiliz Dışişleri Bakanı'ndan Sir Lothra 31 Temmuz 1908 tarihli yönerge. Ne yapılacak Türkiye'nin anayasayı yeniden yürürlüğe koyması konusunda İngiltere'nin tutumu ne olacak? Ve cevap veriyor Dışişleri Bakanı. Cevap şu: şayet Türkiye'de anayasalı yönetim gerçekten de yerleşir, oturur ve tıkır tıkır işlemeye başlarsa, bu durum Mısır bizim yönetimimiz altında, Hindistan bizim yönetimimiz altında, Mısır'daki Müslümanlar ve de Hindistan'daki Müslümanlar üzerinde yaratacağı etki, madem Türk Müslüman dindaşlarımız anayasalı yönetime geçtiler, mutlakiyeti devirip meşruti anayasalı bir düzene geçtiler, meclisli, değil mi? Ayan meclisi, mebusan meclisi olan, seçimler olan bir sisteme geçtiler. Biz de isteriz derler diyor. Ve bu Mısır'da ve Hindistan'da bize karşı meşruti haklar isteyen hareketler tohumlanır diyor. Bunu diyor bir an evvel boğmak lazım. Türkiye'deki anayasalı yönetimi bir an evvel devirmek lazım. 1909 yılında 31 Mart ayaklanmasının tohumu böylece atılıyor. Hı hı. Buradan kıssadan hisse.
İngiltere mutlakiyetin meşrutiyetle değişmesini istemediği gibi meşrutiyetin de cumhuriyetle değişmesini istemez. Çünkü onlara örnek olacak olan bu defa, örnek olacak olan gerek Mısır'a, gerek diğer bütün Müslümanlara örnek olacak olan cumhuriyetçilik olacaktır. Müslüman Türkler cumhuriyetçiliği başardı, biz niye başarmayalım? Nitekim öyle olmadı mı? Tarihsel gelişim içerisinde. İşte o nedenle İngiltere cumhuriyet düşmanıdır. Bir de Lenin'in bir güzel sözü var, o da şu. Emperyalizm siyasi gericiliktir. Bak, bilimsel gericilik demedi. Değil mi? Felsefi gericilik de demedi. Siyasi gericiliktir. Sanatsal gericilik de demedi. Siyasi gericiliktir dedi. Bunun anlamı şu. Emperyalizm yönetim biçiminin de gericiliktir. Siyasi demek yönetim biçimi demek. Yani bunu daha da açacak olursak, emperyalistler sömürecekleri hedef ülkelerde yönetim biçiminin cumhuriyet gibi ileri bir yönetim biçimi, ne kadar geri bir yönetim biçimi olursa o kadar mutlu olurlar demektir. Hele tek adam olursa daha kolay kontrol edilir. Bir adamı kontrol etmek mi kolay, koskoca meclisi kontrol edilir? Kesinlikle bu o demek. Şimdi Sayın Erhan Sandıkçı aslında bunları biliyor. Ben onu sosyal medyada takip ediyorum. Ha, bu açalım diye mi sordu acaba? Çok önemli düşünce üreten. Yani diğer gençlerimizin çoğuna benzemeyen, ciddi düşünce üreten ve eleştirel düşünce üreten bir gencimiz. Ben onun yazılarını da arada bir retweet yapıyorum. İrdeleyici ve eleştirel bir bakış açısına sahip bir gencimiz olduğu için ona bu sorusu için ayrıca teşekkür ben ediyorum. Ben de bir cümleyle şöyle bir şey söylemek isterim bu sorunun üzerine. Ben tersinden de bakılabilir diyorum. Yani oradaki işte bir takım Müslüman azınlıkları ayaklandırma değil de kontrol altına tutabilmek için de İngiltere hilafetin kalmasını istedim. Şimdi ona gelecektik zaten. Bir de şu dikkatlerden kaçıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında halifenin ordusuna saldıranlar, azınlıklar içerisindeki Müslümanlar, halifenin daha onlara sözü geçmezken, tabii, yani oradaki azınlıkları ayaklandırmak gibi bir şeyi kalmamış. Yani bir gücü yok. Şimdi tabii şu da var. Halifeliği korumak istemesinin nedenleri var. Yani cumhuriyete karşı olmasının, hilafetçisinin, yani Sevr'de artık belgesini verdik. Yani Sevr sultan unvanı kalacak, halife unvanı kalacak diyor. Ve halifelik de devam edecek İngiltere'nin isteğine göre Sevr'de. Şimdi bakın, İngiltere hilafeti kaldırmaktan yana değildi. Tıpkı 1908'de meşrutiyete karşı olduğu gibi 1923'te de cumhuriyete karşıydı. 1920'lerde. Bunu biliyoruz. Şimdi bakın, hilafet İslam'ı işte birleştirici idi diyorlar. Hilafet kaldırılmakla İslam birliği parçalanmış oldu. İslam birliğini yeniden kurmak için hilafeti yeniden kurmak lazım gibi masa başında üretilmiş. Fakat gerçek yaşama ne kadar uyup uymadığını şimdi anlayacağımız bir tarihte ufuk turu atalım. İlk halife, yani kendisine daha sonra halife denilen Emir-ül Mümin'in Ebu Bekir. O normal yaşamını yaşadı, rahatsızlandı, hastalandı ve hastalıktan öldü. İkinci halife Ömer, öldürüldü. Üçüncü halife Osman, öldürüldü. Dördüncü halife Ali, öldürüldü. Hani hilafet Müslümanları birleştiriyordu ya. Hani öyle deniyor ya. Sonra Ali'den sonra bir Alevilik. Şiilik, Alevilik değil mi? Mezhepsel bölünmeler. Mezhep bölünmesi. Sonra
Müslümanlar ta Endülüs'e kadar yayıldılar, İspanya'ya kadar. Üç halife buldu. Bağdat'ta Abbasi halifesi. Mısır'da Fatimi halife, yani Şii. Endülüs'te Emevi hilafeti. Yani dünyadaki Müslümanların üç ayrı halifesi oldu. Hatta Fatimi halifelikle Bağdat'taki Sünni ve Şii halifelik arasında çıkar çatışmasından Haçlılar bile yararlandılar o tarihlerde. Sonra işte geldik Osmanlılara. 1517 işte Yavuz Sultan Selim hilafetin Osmanlı'ya geçmesi. Sonra ne oldu? Osmanlı sultanları tüm dünyadaki halifelerin temsilcisi olabildiler mi? Birliği sağlayabildiler mi? Sorusunu. Yani tarihte bir birlik var mıydı geçmişte? Ona bir özenelim. Değil mi? Varsa özeneceğiz. Öyle diyorlar. Varmış. Ve sonra bozulmuş. Şimdi bakın. Bu konuda Osmanlı'nın Osmanlı sınırları dışındaki diğer Müslümanlarla ilişkisinin ne olduğuna dair yazılmış kitapları tanıtalım önce. Ve sonra tık 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 geçelim. Peki hocam. Bakın. Rus işgali devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler. 1775-1875. Mehmet Saray hocamızın incelemesi. Başbakanlık yayını. Belgelerle Osmanlı-Türkistan ilişkileri. Tamamen belge dolu. Bakın birinci el belgelerle yazılmış bir kitaptır. Belgelerin kendileri burada, yani fotokopileri burada. 3. Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları arasındaki münasebetlere dair arşiv ve belgeleri. Bu da Başbakanlık yayını. Bunu da şöyle gösterelim. Yine burada da böyle Başbakanlık arşivindeki belgeler. Ve bunların yeni yazıyla karşılıkları. Bütün bu belgelerden yararlanarak yazılmış Sayın Azmi Özcan'ın Panislamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere adlı kitabı var. Sayın Azmi Özcan şu an Abdülhamit dizisinin tarih danışmanı. Olmak bakımından önemli. Çok eleştiriyorlar ama. Şimdi yani oradaki sahneler oldu. Ne kadar kendisini bağlar onu bilemiyoruz. Yani mesela İngiliz elçiye tokat attı. Şimdi burada o yok tabii. Şimdi bu Azmi Özcan'ın ve bütün bu kaynaklardan kronolojik olarak Osmanlı halifesinin Osmanlı sınırları dışındaki diğer Müslüman halklarla, Türk ve Müslüman, Orta Asya, Asya, Hint Müslümanlarıyla ilişkilerinin nasıl seyrettiğini bir ufuk turu atacağız. Gerçi şunu söyleyeyim hocam şimdi. Ne insan... zaman bir birlik olmuş? Onu da soracağız. İnsanlar saldırmadan o bir sonuç olarak dizi, bir tarihi, bir belgesel değil, bir kurgusal yapısı olmalı tabii. Muhakkak. Dolayısıyla her gelip geçen, her bağlamaz tarihçiyi. Gerçek kabul etmeyelim. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bakın. Yıl 1690, Buhara Sultanı Sübhan Kuluhan Osmanlı'dan yardım istiyor. Diyor ki ehli İslam padişahı bütün Müslümanlara yardım etmeli. Elçimizi makamınıza gönderdik ki dostluğun artırılması ve bağların daha sıkılaştırılması temin edilsin. Yani Buhara'dan İstanbul'a elçi gönderiyor. Halifesin sen, bana yardım et diyor. Bu Azmi Özcan'ın sayfa 37, Mehmet Saray sayfa 10-11. Geçiyoruz. 1707. 1707'de de bu defa Ubeydullah Han Orta Asya'dan İstanbul'a bağlılığını bildirdi. Halifeye bağlıyız dedi. 1719'da Buhara'dan yine bir elçi Ebu'l-Feyz Han
Ruslarla savaşmakta olan Osmanlı'ya biz size yardım edelim elçisini gönderdi. 1777 yılında bu defa yine Orta Asya'da Hindistan'da Malabar Sultanı Ali Raca İngiliz yayılmasına karşı savaşmak üzere. Çünkü Hindistan'da İngilizler yayılıyor habire. Hı hı. Malabar Sultanı da Müslüman. Osmanlı'ya başvuruyor. Ya burada İngilizlerle başımız dertte. Aman ha yardım diyor. Elçi gönderiyor İstanbul'a. Osmanlı diyor ki ya ben şu sıra Ruslarla başım dertte sana yardım edemeyeceğim diyor. Ruslarla sorunum var diyor. Şimdi Hindistan'daki Müslüman İngiliz'le başı belada. İngiliz saldırıyor ona. Kovuyor, itiyor. Halifesinden yardım istiyor. Halife diyor ki şu an benim Rusya'yla başım belada. Edemem. Sana yardım edemeyeceğim. 1780 yılında Malabar'ın yeni sultanı Sultan Bibi Sultan yine ya İngilizlerle çok fena bizi sıkıştırıyor ve savaşıyoruz İngilizlerle bize yardım et diye Osmanlı'ya tekrar başvuruyor. Osmanlı tekrar yardım edemeyeceğini bildiriyor. Yıl 1784, aynı Bibi Sultan 4 yıl arayla bir kere daha başvuruyor. Ya İngiltere hakikaten çok fena durumdayız. Bizi yenecek, yenilmek üzereyiz diyor. Ve Osmanlı İngiltere'yi engelleyin bari diyor. Yani onun sözünün geçeceğini düşünüyor. Osmanlı İngiltere'yi durduramıyor. Hmm. Orada. 1784'te bu defa Mysore Sultanı Tipu Sultan. Tipu Sultan çok önemli bir dramatik ilişkiler yaşamış Osmanlı'yla. Yani halifesiyle. Hani hilafetten umdukları var. Ne yapıyor? İngilizlere karşı savaş veriyor Hindistan'da, Mysore'da Tipu Sultan. Ve yardım istiyor Osmanlı'dan. Elçi gönderiyor. Diyor ki ya şu anda İngilizlerle bizim başımız dertte. Habire yayılıyorlar. Bize yardım et halifemiz olarak. Ve Osmanlı'nın verdiği cevap şu. Sen İngilizlerle savaşmayı bırak, onlarla dost ol, dost ol. Diyor. Diyor. Osmanlı'dan gelen cevap. İşte bu kitaplar da yani burada. Ben özetliyorum. Kaynaklarımızı gösterdik, özetliyorum şimdi. Yıl 1786, Tipu Sultan SOS veriyor. Daha da yüksek alarm veriyor. Yine yanıt alamıyor Osmanlı'dan. Osmanlı, İngiltere'ye Azmi Özcan'ın söylediğine göre İngilizlerle kapışmayı göze alamadığı için Tipu Sultan'ın yardım çağrılarını reddetmiştir, diyor. Aynı şey, Tipu Sultan'ın başına gelenler, Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlanan Mysore Sultanı Tipu ile Osmanlı padişahlarından 1. Abdülhamit ve 3. Selim arasında mektuplaşmalar, bu mektuplaşmalar tıpkı basım olarak yayınlandılar. İşte Tipu Sultan 1792'de bu defa İngilizlere yeniliyor tabii. İngilizlere savaşın hiçbir yerden yardım alamıyor. Ve bunun üzerine Fransızlardan yardım istiyor Tipu Sultan. Artık Osmanlı'dan yardım yok. Yani halifeden yardım yok. Bari gavurdan. Gavurun düşmanı olan gavurdan. Tırnak içinde gavur sözcüğünü kullanıyoruz. Hani halk dilinde gavur deniyor. Halifeden yardım alamayan Tipu Müslüman Tipu Sultan İngilizler karşısında hizmete uğradıktan sonra Fransa'nın kapısını çalıyor. Bari bana sen yardım et diyor. Ediyor mu? Fransa'nın kapısını kaçta çalıyor? 1792'de. Osmanlı fakat İngiltere Osmanlı'ya diyor ki halifeye Osmanlı. Tipu'ya mektup yaz, Fransız'dan yardım istemesin. Fransız'la ilişkisini kessin. Osmanlı o mektubu yazıyor Tipu'ya. İngilizlerle dost ol, onlarla savaşma. Onların dediğini yap, onlara teslim ol diyor. Şimdi bunun üzerine Tipu Sultan 3. Selim'e, padişah 3. Selim'e zehir zemberek bir mektup düşünüyor. İşte bu mektuplar hep burada. Gösterdik asıllarını.
utanç verici halifemiz 3. Selim açısından büyük bir hani ne derler fırça atmış oluyor, azarlamış oluyor halifeyi. Bu kadar yalvardı yıllarca, değil mi? O da dedi ki ya Fransızlarla dost olup İngiliz'e karşı savaşma. İngilizlerle savaşma sen diyor. Dost ol, evet. Çünkü ben İngilizlerle dostum demek istiyor yani. Şimdi bu durumda Tipu savaş alanında şehit oluyor. İngilizlere karşı savaşırken şehit oluyor Tipu Sultan. Halifeden yardım alamıyor. 1819'a geliyoruz. Buhara Hanı Haydar Şah hiçbir yardım istemeden tek yanlı olarak Osmanlı halifesine bir mektup ve elçi göndererek biz sana halife olarak biat ettik diyor. Ben diyor. Buhara Hanı olarak diyor. Buhara Hanlığı olarak diyor. Halifemiz olan Osmanlı Sultanına biat ettiğimi bildiririm diyor. Osmanlı Meclisi toplanıyor. Bu biat tek yanlı yani istenmiş bir şey değil. Durup dururken adam biat ediyor. Görüşüyorlar günlerce, haftalarca. Bu biatın reddine karar. Yani halife kabul etmiyor. Müslüman bir sultanın biatını kabul etmiyor. Gerekçe ne? Gerekçesi onun biatını kabul edersek Ruslarla başımız derde girer diyor. Oho, halifelik mi kalmış yani? Şimdi ama yıl kaç? 1819. Ruslarla savaşmamıza yol açar gerekçesiyle reddediyorlar. Bir Müslümanın halifeye biatını halife reddediyor. Çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Hilafet kaldır. Ya hangi hilafet? İşte onu diyorum. Hilafet mi kalmış? Hangi hilafet? Hangi hilafet? Bu mu? Bu hilafet bu mu? Hilafet bu mu? Yıl 1850. Bu defa Endonezya Müslümanları Osmanlı'ya başvuruyor. Niye? Çünkü Hollanda bu defa orada yayılmaya başlıyor. Ya orası çok uzak diyor halifemiz, Osmanlı halifemiz. Size yardıma gelemeyeceğiz, kusura bakmayın diyor. 1860'lar Aceh Müslümanları, yine onlar da Hollanda saldırılarına maruz kalıyorlar. Onlar da Osmanlı'dan yardım istiyorlar ve bu defa sana da orası çok uzak gelemem diyor. Yani Hollanda baş başa seni bırakıyorum. Evet. Yıl 1872, bu defa Ruslar Hindistan'a doğru işgal etmeye başlıyorlar. Orta Asya Cumhuriyetlerini, Buhara'ydı, Türkistan'da, Hive'ydi. Değil mi? Kaşgar, oralara doğru iniyorlar. Kaşgar, Rus yayılmasına karşı direnmek üzere Osmanlı'ya elçi gönderiyor. İngiltere'ye ne yapalım diye soruyor halife. Tamam, onlara yardım edebilirsin diyor İngiltere. Tamam, sana yardım edeceğiz diyor. Ve bir tek Kaşgar'a yardım çıkıyor. Niye? Çünkü İngiltere istedi. Erhan Sandıkçı'nın sorusuna cevap olabilir. Çok İngiltere için kullanışlı bir kurum haline gelmiş hilafet. Evet. Sonra işte Mehmet Efendi, Mehmet Emin Efendi 1877'de oraları bir dolaşıyor. İngiltere misyonudur. 1877'de Abdülhamit ayağının tozuyla iktidara geldiğinde İngiltere'nin Afganistan'la sorunu var. Afganistan'ın Rus yayılmasına direnmesini istiyor Kabil'in İngiltere. Ve bunu sağlamak için Afganistan'a hilafet elçisi rica ediyor İngiltere kralı. Diyor ki ya sen halife misin, halifesin. Git onlara bir rica et. Rus yayılmasına karşı set oluştursunlar. Bir heyet tertipleniyor. Hilafet heyeti. 1877'de Ahmet Adnan Adıvar'ın babası da o heyette, Bahai Efendi. 4 kişilik bir heyet. Büyük bir alay ve alayla Afganistan'a kadar gidip Afganistan'ı razı etmeye çalışıyorlar. İngiliz çıkarları doğrultusunda Rusya'ya karşı direnmesi için. Böylece hilafet emperyalistler tarafından, özellikle de İngilizler tarafından kullanılıyor. 1898'e geldiğimizde Alman Kaiser Wilhelm Kudüs'e gidiyor. Orada
ilan ediyor ki Osmanlı halifesinin koruyucusu benim. Dünyadaki 300 milyon Müslümanın halifesinin koruyucusu benim diyor. Şimdi ne anlattık? Halife 1898'e kadar Osmanlı sınırları dışındaki Müslümanların feryatlarına cevap verememiş. Karşılık verememiş. Yardım gönderememiş. Geliyoruz 1898'e. Utanç verici bir şey. Alman kralı diyor ki Kaiser Wilhelm, 300 milyon Müslüman bana güvensin, ben koruyacağım onları diyor. Bu şu demek, yani halifeniz sizi koruyamaz. Siz halifeye bakmayın, bana bakın. Ben sizin koruyucunuzum diyor. Yıl 1901 oluyor. Çin'de emperyalistlere karşı Boxer direnişi başlıyor. Boxer ayaklanması meşhur, ünlü. Çinliler yabancı istemiyoruz, Çin'de yabancı istemiyoruz diye örgütleniyorlar. İngiliz mi görüyor? Dövüyor. Alman mı görüyor? Vuruyor. Fransız, alayınız gidin Çin'den diyor. Çin'de yabancı görmek istemiyoruz. Alman kralı Wilhelm hemen Abdülhamit'e başvuruyor. Yahu diyor, hani Çin'de bir kısım Müslümanlar var, bir Müslüman topluluk var, cemaat var. Artık 50 milyon mu desek, kaç milyon. Hiç değilse onlara sen halife olarak bir heyet gönderelim, rica edelim. Onlar hiç değilse Boxer'lara karşı, yani anti-emperyalist direnişi içinden kıran Çinliler olsunlar, Almanları da onlar korusunlar. Teklif bu. Bu teklifi diğerleri de onaylıyorlar. Çünkü hepsinin Çin'de saldırı var. Bunun üzerine 5-6 kişilik bir heyet yapılıyor. Kabul ediyor. Kabul ediyor Abdülhamit bunu 1901'de. Ve Çin'e heyet gönderiliyor. İşte bu heyetin ne yaptığı, ne ettiği Çin'de Taha Toros'un arşivinden Milliyet Gazetesi'nin 2 olarak 1980 yılında isyancılara Boxer ayaklanması, isyancılara nasihat verilecekti başlığıyla yayınlanmıştır. Ve burada bu Boxer ayaklanmasının bütün 5-6 sayfa en ince ayrıntılarına kadar anlatılmaktadır. Şimdi 1901'de Abdülhamit Alman istekleri doğrultusuna koşuyor hilafetin Müslümanlar üzerindeki varsayımsal etkisini. Siyaseten tabii bunlar. Yani Almanlara ihtiyacı var ve işte ama 1914'te de savaşa giriyor, değil mi? Osmanlı Almanya'nın yanında ve bir cihat fetvası tabii veriliyor. O fetva içerisinde imza halifenin imzası. 5. Mehmet Reşat. Değil mi? Cihat fetvası, padişah halife. Almanlar, Macarlar, Avusturyalılar her ne kadar dindaşımız değilse de dostumuzdur. Aman onlara dokunmayın gibi ifadeler. Yani ona biz Alman cihatı adı verdik. Ben Türkiye'nin siyasi intiharı kitabımda onu Alman cihadı olarak adlandırdım. 2005 yılında birinci basımı yayınlanan kitabımızda. Hocam belinizi çekin. Daha sonra Alman cihadı lafı yayıldı. Şimdi 29 oldu. Şimdi evet. Şimdi 29. Şimdi... Bu iki baskı evveli. Evet, iki baskı evveli. Şimdi işte bir tane ayırıp böyle şey yapıyoruz. Şimdi burada şimdi nasıl biz... bir hilafet ki? Yani şimdi bu bir ufuk turu attık değil mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Tarihte 632 yılından aldık.
1914'e kadar getirdik. Birkaç soru var soracağım. Şunu söyleyeyim. Bitiyor süre. Bugün, öyle mi? Bugün şeyi konuşamadık. Meclisin bünyesinde saklamıştır iddiası ile dini olarak hilafet ve halifeliği. Evet. Bir dahaki programda yapalım mı hocam? Yapalım. Tamam. Yapalım. Şimdiden de izleyicilerimize yapalım. Söz verelim. Çünkü bunlar çok önemli bu dönemde. Atatürk'ün gizli vasiyeti varmış hilafetin ihyası diye. Evet yani. Değil mi? Ondan sonra hilafet kaldırılmamıştır, mecliste mündemiştir iddiası. Yani saklıdır. Ondan sonra hilafet tepeden inmiş tek bir kararla alındı. Gibi bir iddia var. İddia. Hilafetin kaldırılması Kur'an'a hadislere aykırıdır iddiası. Bu iddialara bir dahaki hafta yanıt verelim. Yanıt verelim. İki diyelim. Evet. Evet, ve evet. Yanıt verelim. Birkaç soru okuyayım size. Ahmet Gül de gerçi aynı şeyi söylemiş ama Sayın Gül, Sayın Özakıncı daha önce işin dini yönüne de değinmişti. Hilafet kelimesinin egemen anlamına geldiğinden, Kur'an'da da kavimlerin de halife olarak tanımlandığından bahsetmişti. Ulusal egemen onları bir dahaki programda işleyeceğiz. Bulabilir. Kenan Üner Bey, halife maaşının olduğu sayfayı görmek isteyenler için diye sizin o şeyinizi paylaşmış. Evet. Ya çok gerçekten üzücü hocam, halifenin maaşa bağlanması. Gerçekten çok üzüldüm. Şimdi... Samimiyetimle söylüyorum. İhsan Mutlu Bey şunu sormuş. Abbasilerden alınıp ve Tuğrul Bey'ce kullanılmayan halifelik nerelerde kaldı ve Osmanlı'ya gelen halifelik kimden alındı diye sormuş. Umut Bey, Mustafa Kemal'le İngilizlerle, Mustafa Kemal'le İngilizlerin özel görüşmelerinin aslı içeriği var mıdır? Varsa teşekkürler demiş. Çokça su. Sayın Deniz Erişken teşekkür etmiş. Sayın Atakan Cuhan Timur, soyadı ilginç. Merak ediyorum, sizler kime hizmet ediyorsunuz diye sormuş. Atakan Bey, bizim bu kadar yayınlarımızdan sonra kime hizmet ettiğimizi anlamıyorsanız eğer, evet, siz Türkçe bilmiyorsunuz. Ama tekrar edelim, hemen yanımda gördüğünüz Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bir heykeli var. Dolayısıyla biz tam bağımsız, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin birer neferleriyiz. Tam bağımsızlık için canımızı, kanımızı verebiliriz. Siz acaba kime hizmet ediyorsunuz? Bize bunu soruyorsanız asıl bu soruyu sizin kendinize bence sormanız gerek. Sabri Acar hanımefendi demiş ki İngiliz gazetesinin adını not alamadım. Hiç merak etmeyin, tekrar edelim. Evet. Programın sonunda da edeceğim. YouTube'da durdurup YouTube'da yayınlanacak veya Kanal B'nin internet sitesinde videodan durdurup bulabilirsiniz. Sabriye Hanım, yanılmıyorsam Sabriye Acar. Buyurun hocam. Son birkaç dakikamız kaldı. Şimdi Abdülmecit halife, 1. Abdülmecit 1850'lerde Garter Haçlı Şövalyeleri örgütüne giriyor yemin ederek. Pardon hocam, çok ilginç bir şey söyledi. Bir daha söyler misiniz? Abdülmecit 1850'lerde... Son halife Abdülmecit burada. Yok, ondan bir önceki. Ha. İşte Abdülmecit, 1. Abdülmecit. 1. Abdülmecit. Evet. O, Garter Haçlı Şövalyeleri örgütü var. Garter Haçlı Şövalyeleri evet, örgütü. Evet, İngiltere'nin devlet tarikatı. Ona giriyor. İngiliz Büyükelçisi'nin marifetiyle oraya sokuluyor. Çünkü İngiltere'den yardım almak lazım. İngiltere yardımı da bu gibi koşullara bağlı. Sonra Abdülaziz, ondan sonra gelen halifemiz de yine aynı örgüte 1867'de İngiltere'ye gittiğinde o da kraliçe tarafından Garter Haçlı Şövalyeleri tarikatına törenle katılıyor. Adı üstünde Haçlı Şövalyesi halifelikle nasıl ne alaka değil mi? Haçlı Şövalyeleri. Şimdi bunları da insanlar bu kitapta okuyabilirler. Belgeleriyle. Peki burada. Bir izleyicimiz... Şimdi şunu demek için söyledim. Ya bir halife... Evet. Ya Mustafa Kemal hangi hilafeti kaldırdı derseniz... Ortada İslami olarak Müslümana yarayışlı herhangi bir tarafı kalmamış bulunan bir kurumu ortadan kaldırdı. İşte anlattık da bugüne kadar getirdik. Ya İslam'a ne yararı dokunmuş? Yani tamam kaldırdı da İslam'ın birliğini mi sağlamıştı 1400 yıl boyunca? İslam birlik miydi? Tek halife mi vardı? Bir sürü halifeler mi vardı? Emperyalistlerin saldırısına uğrayan Osmanlı dışındaki Müslümanlara yardım edebildi mi? Hayır.
emperyalistlerin Osmanlı haritası dışındaki yayılımlarını durdurabildi mi? Onlar can hıraç feryat ederek başvurdular. Hayır, kalmasın öyle halifelik. Hocam, ikinci bölümde bazı izleyicilerimiz Mehmet Bey mesela biraz uzatmamız mümkün değil mi demiş. Gayet program bakımından yeterli bir süre. Çünkü her hafta yapıyoruz. İşte mesela bir dahaki hafta kaldığımız yerden evet, devam kaldığımız edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler verdiniz yine. Ben teşekkür ederim. İlk unutmayayım, not alayım. İkinci programın ilk sorusu şu olsun. Peki niye istiyorlar bu kadar hilafeti bu adamlar? Durup durup özellikle son günlerde büyük paralar harcayıp dizilerle, kitaplarla nedir amaç? O zaman sizin şeyi anlatalım. Değil mi? Clinton hilafeti niye istiyordu? Prens Charles niçin halife olmak istiyor? Onlara da değinelim. Değerli izleyiciler, bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'nin son derece kritik günlerden geçtiği şu günlerde, biraz evvel söyledim, dizilerle, televizyon programlarıyla, kitaplarla yoğun bir şekilde yeniden ısıtılan hilafetle ilgili gerçekleri bir kısmını en azından tüm çıplaklığıyla izlediniz. Belgelerle destekleyerek aktardık. İkinci hafta, yani bir dahaki hafta devam edeceğiz. Bu süreçte bizim herhangi bir bahanemiz yok. Çok çalışacağız. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki menfi propagandalara elimizden geldiğince burada yanıt vereceğiz, çürüteceğiz. Sizler de bu bilgileri tekrar izlemek veya yakınlarınızla da izletmek, paylaşmak isterseniz, ki bilgi paylaştıkça çoğalır, Kanal B internet sitesinin arşivinden veya YouTube'da programın ismiyle, yani Tarihin Bilinmeyen Yüzü adıyla açılan resmi sayfamızda kısa bir süre sonra bulabilirsiniz. İyi akşamlar değerli Kanal B izleyiciler.